Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere eski takipçilerimin de aşina olduğu bir sistemden bahsedeceğim. Bu sistem arkadaşlar belirli bir döngüye oturmuş birimler. Bu döngü nasıl bir döngü diyecek olursanız. Geçmişte ilk olarak bunu Matik üzerinde anlatmıştım. Sonrasında Hogi üzerinden konuştuk. Ve yaklaşık iki gün kadar önce de Ripple üzerinde, üzerinden bu döngüden bahsetmiştim arkadaşlar ve bu döngünün geçerli olduğu bir birim daha var. Bu birim de EOS. Yani eski videoları izleyen insanlar evet burada bunun tuttuğunu ve sürekli bir aydır sürekli aynı döngü içerisinde git gel yaptığını görebiliyoruz. Ve yorumlardan da görebildiğiniz gibi hani telegram grubumuzda değilseniz eğer videoların altındaki yorumları da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu birimlerin hepsi bir döngüye girmişti ve bu döngüye giren dördüncü birim olarak da sizlere EOS'u göstereceğim. neden döngüsü nedir? Diyecek olursanız Ripple'ın şuradan hemen açalım tekrar. Ripple'ın döngüsü arkadaşlar geçen seferde bahsettiğim üzere şunu 3 aylığa alırsak sürekli olarak aynı destek noktalarına kadar salıp aynı direnç noktalarına kadar çıkıyor ve yine kendisini salıyor. Yani Ripple'la ne bir zirve arayışı var, ne de bir dip arayışı var. Sürekli olarak aynı noktalar arasında gidip geliyor. Yani ben o videoyu paylaştığım gün çok güzel kar aldığını söyleyen birçok insan olmuştu. Hoge'ye geldiğimiz zaman Hoge kendisine maksimum 20'lere kadar salan ve Um, ulaştığı esaslı zirvede cümleyi tam kuramadım ama en düşük noktası gün içerisinde Hoge'nin 20 civarında oluyor arkadaşlar ve zirveye çıktığı zaman da 45 civarlarına kadar çıkıyor. Yani gün içerisinde paranızı 1.5 katına çıkarmanız da mümkün olur Hogan'ı kullanarak ya da 24-25 aralığından alıp 32-34 aralığında satarak da %50 civarında <laughs> bir kar elde etmeniz mümkündür. <laughs> Son olarak da matik hakkında söyleyebileceğim şey bundan bir ay önce yayınladığım bir videoydu. Matik videosu arkadaşlar matik her zaman bir zirve arayışına girmiş ve tam bu kadar yükseldi tamam bunun zirvesi burası derken tekrar yatay bir hareket zirve yatay hareket zirve yatay hareket. O bir ay önceki videomu incelerseniz detaylı bir şekilde girmiştim. Matin genel hareketi %80 civarında yukarı çıkıp %50 civarlarında tekrar gerilemesidir. Eğer ki buralarda yakalarsanız yani buraya geçelim günümüze gelelim. Burada alan bir kişinin şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü ben bir ay önce videoyu derlediğimde yanılmıyorsam 16 kez matik bu hareketi tekrarlamıştı ve Son bir ay içerisinde de birçok kez yine tekrarladığını söylemek mümkün. Dipten alan bir insanın şu an %15 kar elde ettiğini görebiliyoruz. Yani buna bakacak olursak %80'lere doğru çıktığında arkadaşlar matik 0.35'lerden 0.60'lara kadar yükselebilir. Yani yükselecektir. Şahsi düşüncem budur. Asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu birimlere yatırım yapmanız gerektiğini söylemiyorum. Sadece döngüye giren birimlerden insanları da haberdar ediyorum. Ve bu sayede Telegram grubumdaki birçok insan kazandı, kazanıyor ve kazanmaya devam edecek. Sizlerin de tekrar radarında olsun istiyorum. 0, 59'lara kadar çıktığında ne kadar gerileyecek bu birim? Potansiyel olarak 0, kadar tekrar gelmesi olasıdır arkadaşlar. Yani buralardan toplayan bir insanın karını aldığı zaman çıkmayı bilmesi gerekiyor ki tekrar gerilediğinde tekrar alabilsin. Şimdi EOS da bu döngüye bakacak olduğumuzda son 3 aya girelim arkadaşlar. EOS'un bildiğiniz gibi şu an yönetim kadrosunda ciddi bir eksiklik var ve EOS şu an güncelinde bulunduğu konumdan öncesine çok uzun bir süre önce ulaşabilmiş yalnızca ve artık bu ciddi bir direnç noktasına direnç noktasına dönüşmüş EOS için. Yani şu döngü arasında illa dipten alıp tam zirvelerde satmaya gerek de yok ama her alım satım işlemi başına aşağı yukarı %20 civarında bir kar oranı bizlere sunuyor arkadaşlar EOS. Bunu yani eforsuz kazanç olarak isimlendirmek çok doğru olur mu bilmiyorum ama yani şuraya baktığımız zaman burada Takip etmemiz gereken tek şey EOS'un başına yeni bir isim geçecek mi? EOS'un yeni bir projesi olacak mı olmayacak mı? Bunu yaptığımız sürece grafiğini aman aman takip etmeye çok gerek yani lüzum olduğunu düşünmüyorum. Mesela buradan alan bir insan zilvede sattığı zaman düşeceği tekrar belli. Çünkü yani böyle grafik mi yorumlanır arkadaş diyecekler de vardır belki aranızda. Şu son bir aya baktığımız zaman olan şey... Hep bu arkadaşlar. Yani bunun üzerine gelen bir durum asla olmamış. Ve <laughs> kar marjı belli. Yani Hoge gibi diğerleri gibi %50'lik bir kar marjı söz konusu değil. Ama gün içerisinde her al-sat işleminizde %10'la %20 aralığında bir kar sizlere sunar EOS. Bu sebepten efor'suz kazanç demek doğru olabilir aslında. Çünkü yani sürekli olarak yaptığı bir hareket ve e, piyasada alacak bir birim bulamayan kişinin EOS üzerinden elindeki bakiyesini biraz daha yükseltmesi bile makul, mantıklı olabilir. Ki bu hareketi ne zamandan beri yapıyor dedik. 22 Şubat'tan beri bu Bitcoin'in inanılmaz düşüşünden itibaren ya bu yükselişte neyi baz alarak oldu onu da hemen gösterelim. Bitcoin yeni bir zirve arayışına giriştiği zaman EOS da yükseldi. Bitcoin'in yeni zirvesiyle birlikte ve bildiğiniz gibi bu Amerikan'ın çeşitli açıklamaların sebebiyle 22 Şubat'ta Bitcoin çakıldı. Bitcoin çakılınca EOS da çakıldı arkadaşlar ve bu çakılma olayı gerçekleştiğinden beri yaklaşık bir aydır sürekli EOS aynı döngünün içerisinde seyrediyor. Bundan önce Bitcoin zirvesinden önce EOS nasıl bir hareket sergilemiş Yine gördüğünüz gibi sürekli olarak aynı, hep aynı. Yani buradan aldık diyelim, hemen çıktı sattık, düştü aldık, çıktı sattık. Burada şunu yakalayamadın gün içinde dikkatini kaçırdı, dikkatin kaçtı. O oldu, bu oldu, bir şey oldu. Yani şuna baktığımızda neredeyse bir sene içerisinde EOS'un değiştiği bir konum yok. Sürekli olarak çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor ama ne doğru düzgün bir zirve arayışına girişmiş, ne daha bir dibe girmeye yönelmiş, ne de kendi zirvesini yenilemeye çabalamış. EOS bir döngünün içerisine sıkışmış. Şuraya bakalım. 1 Ağustos 2019. Evet, bu haber gerekliydi. 1 Ağustos 2019'dan beri arkadaşlar EOS bulunduğu döngünün içerisinde sürekli bir aşağı bir yukarı gidip gidip gelen bir birim. Onun için radarınıza alabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Eldeki bakiyeyi arttırmak için gayet uygun bir birimdir diye düşünüyorum. Tabii ki size kalmış bu kararı ulaşıp ulaşmamak. Fikirlerimi sizlere aktardım. Umarım sizler için faydalı bir içerik, faydalı bir video olmuştur. Şayet faydalı bir içerik olduysa beğenip yorum atıp kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.